Merhaba arkadaşlar, ben fehmiuyar.net'in editörü. Bugün sizlere bu Strap 3 eğitim setimizin 50. bölümüyle beraberiz. Hemen hemen bir aydır ders çekmedik. FX plugin'e bakacağız bugün. Yani FX eklentisine. Bu Strap'ta bu ne işe yarıyor? Onu bir göreceğiz. Hemen başlayalım. Ne olduğunu anlatacağım size. Şimdi aslında şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Yani FX eklentisi bir öğenin, yani sayfadaki bir öğenin, bir elementin sayfadaki bir alana yapıştırılmasına olanak sağlayan kodlarımızdır. Ve bunu yaparken de bir elementin CSS konum değerini statik iken, yani değişken iken sabit olarak değiştirebilmemizi sağlıyor. Ne demek istediğimizi anlatabilmem için container float bir renk verelim arka planda görmeniz açısından. Background color diyelim. Buradan bir renk seçeyim. Brown olabilir. Neden olmasın? O zaman yazı rengini değiştirelim ve beyaz yapalım. FFF. Ve bir de yükseklik verelim ki görebilin arkadaşlar. Evet, 220 piksel sanırım uygun olacak. Division'ın içerisinde istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. H gibi bir başlık tagi atalım. .net diyelim. Hemen buraya bir paragraf atalım. Ve buraya ne diyelim? Adil olun ve adalete inanan nesiller yetiştirin. Bu bizim dünyaya, insanlığa ve Tanrı'ya olan sorumluluğumuzdur diyelim. Şöyle yapabiliriz. Evet. Hemen görelim bu nasıl oldu. Evet. Şöyle bir şey oluşturduk. Hemen geliyorum ve bir navigasyon çubuğu oluşturalım. Evet. Ne yapalım? Siyah olsun. Bu Strap'ta artık bunları bunlara alışmış olmamız gerek. Navbar diyorduk. Navbar inverse diyoruz. Bu şekilde siyah olmasını sağlayacağız. Menü çubuğumuzu oluşturacağız. Data veri için data spy kullanıyoruz. Data spy ve burada fx'i kullanacağımızı söylüyoruz. Ve gelip data offset offset yukarıdan top hemen gelip 197 diyelim. Belki de biraz daha fazla yapabiliriz. 210. Güzel. Hemen menümü yapmaya başlıyorum. Under listimi oluşturuyorum. Class diyorum. Now var. Now diyorum. Evet. Tab tuşuna bastık. List
listelerimi oluşturuyorum. Ve şuradaki listemi ilk önce aktif yapayım. İyi ki aktif olsun. Şurada bir link oluşturalım. Şöyle home diyelim. Evet. Şurada alt tuşuna basıyorum ve şunları siliyorum. Ondan sonra ne olsun? Mesela hakkımda olsun. About me diyelim. Ne olsun? İletişim olsun. Contact. Evet. Başka ne olsun? Profil olsun. Evet. Nasıl oldu bir bakalım. Evet. Şimdi navigasyon çubuğunu yaptıktan sonra da en altta artık değişecek kısmı yapacağım. Plus container fluid bir style atayalım. Ve burada yüksekliği belirleyelim. I 1200 piksel diyelim ki scroll çubuğu oluşsun arkadaşlar. Burada amaç scroll çubuğunu oluşturmak. Tuşuna basalım ve H2 diyelim. Ne diyelim? Arkadaşlar güzel. Şimdi bakın arkadaşlar scroll çubuğu oluştu ve ben dedim ki istiyorum ki şuradaki menü çubuğunu ben scroll çubuğunu kaydırdığım anda ekrandan düşmesin. Ekranda kalsın. Şu şekilde de yapabilirsiniz. O size kalmış. Bakın ekranda sürekli bu şekilde. Fakat bunu şu şekilde de düzeltebiliriz. Hemen geliyorum şuraya. Nokta fx diyorum. Eğer yukarı yapıştırmak istiyorsanız. Ha şu burada mesela sosyal medya ikonlarınız olur. Böyle de yapabilirsiniz. Yani sayfa indikçe sosyal medya ikonunuz şurada. Şurada artık sayfanın neresinde istiyorsanız. Orada sürekli aşağıya doğru kayar kendisi beraber. Önemli bir eklenti. Ama yukarı yapıştırmak istiyorsanız yapacağınız şey belli. Top 0 diyeceksiniz. Yani yukarı yapıştır. Genişliği neyse. Gördüğünüz gibi genişliği az önce kısaldı. Onu %100'e tamamlayabilirsiniz. Yani kısmaması için. Z index değerini ise ekranda en öne çekerek şöyle perspektifini düzeltebilirsiniz. Important. Bakın görüyor musunuz? İlk önce sabit değil mi? Şurada yani statik değişiyor. Bakın değişiyor, değişiyor, değişiyor. Ama bakın artık sabit, statik değil. Görüyor musunuz? Yani yapacağınız şeyler değişir. Padding ile her türlü oynayabilirsiniz. Ne bileyim. Artık bu sizin CSS'inize kalmış. Ne yapmak istiyorsanız artı deyip nokta container lift'ten bir tane sonra padding bırakabilirsiniz. Yukarıdan padding top 60 piksel diyelim. Evet, gördüğünüz gibi şuradan
belli bir boşluk bıraktı. Hatta 60 az 90 piksel yapalım. Neyse, gördüğünüz gibi FX'in kullanım şekli bu. İlk önce sayfada sabit olan, değişken olan bir elementinizi, öğenizi, nesnenizi daha sonra sabit hale getirebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi biz menümüzü daha sonra aşağı indikçe sabitleştirdik. Yukarıda sabit değildi, aşağı indikçe sabitleşti arkadaşlar. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.